Minik minik ekmekler, böyle çıtır çıtır efsane bir ekmek tarifi geliyor. 1 çay bardağı tam buğday unumuz var. 1 su bardağı süt, yarım su bardağı su, 2 küp tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya, 3-3,5 su bardağı kadar un. Şimdi ön mayalama yapmak için görüyorsunuz şu an köpük köpük olan bir kasede mayamız var. Bunun içerisinde yarım su bardağı un, 1/3 su bardağı kadar su, yani çeyrek su bardağından birazcık fazla suyumuz var. 1 çay kaşığı da mayamız var. Şimdi mayayı, suyu ve unu koyduğunuzda bir 10 dakika kadar bekletirseniz bu şekilde ön aktifliği sağlamış olursunuz ve ekmek yapımında da o kadar rahat oluyor ki, bir de bu ekşi mayaya çok fazla yakın olduğu için ekşi kokusunu da hafiften ekmeğin içerisinde hissediyorsunuz. O da efsane bir lezzet oluyor açıkçası. Onu da söylemiş olayım. Biz bu işlemi yaptık. İşte ne yaptık? Şöyle göstereyim. Şeker, maya ve unu koyduk, köpürttük. Ondan sonra köpüren bu karışımı şöyle yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Hep diyorsun yani, vaktiniz varsa bekletin diye. Evet. Gösterelim bu sefer. Bir dakika, onu da sıyırayım elimle. Kıyamadım. Kıyamadım. O zaman bizim mayalarımız falan kullanmayalım. Kullanmayalım. Onları tekrar ziyan etmeyelim. Burada yaptık nasıl olsa bu aktifliği. Ve güzelce köpürdükten sonra içerisine bakın suyumu alıyorum. Sütümü alıyorum. Göz kararı 1 yemek kaşığı zeytinyağımı koydum. 2 küp tereyağım var, parlak olsun diye içerisine bırakıyorum. Şöyle bir karıştırıp. Bitti mi onu? Sana vereyim. Şöyle elimle içindeki tereyağını da böyle eziyorum. Ve tam buğday unu kullanacağım, 1 çay bardağı. İsterseniz tamamını tam buğday unundan yapabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Elinizdeki malzemeye göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ama tek tam buğday unundan yaptığınızda böyle çıtır çıtır ve çok fazla kabarık ekmekler elde edemiyorsunuz. Biraz beyaz un işin içine girdiğinde daha böyle lezzetli ve ışıl ışıl bir hal alıyor yaptığımız ekmekler. Nacizane benden söylemesi efendim. Şeyde var mıydı şeker senin yaptığın mayada? Yok, ona koyma. Heh, tamam. Şunu da koyalım. Dur ben yardım edeyim, sana ver. Tamam. Şöyle bunu kaldırıyorum. Güzelce şekerimizi de koyup yoğuruyoruz. Şekeri neden koyarız biliyor musunuz? Aslında mayalı bütün tariflerde şeker çok güzel bir şekilde mayayı aktifleştiren en önemli unsurlardan aslında bir tanesi. Biz de böyle hafiften şeyi seviyoruz aslında. Tuzlu ve tatlı ilişkisini, yemeklerde ve tatlılarda da bu böyledir. Tuzlu ve tatlı ilişkisini çok fazla karıştırmadan yaptığınızda lezzetleri tam anlamıyla açığa çıkarıyorsunuz. O yüzden ben bütün hamurlarıma neredeyse şey koyarım, yani şeker koyarım. Poğaçaya da, açmaya da ve ekmeklerin içerisine de böyle bir miktar severim yani. Evet, şöyle yavaş yavaş elimden ayrılana dek hamuru toparlıyorum. Birazcık un isteyeceğim, yetmedi. Hemen veririm. Şöyle, klima var mı kapalı? Ay bilmiyorum ne kapalı ama şu anda ölçüm açık. Açalım birazcık. Burası bayağı bir ısındı. Zaten -2'deyiz. Yüksel'in dediği gibi. Oksijeni geç alıyoruz sanırım. Sıcak. Allah'ıma şükür. Allah bugünümüzü aratmışsın. Ne yapalım? Allah. Serpil daha sıcak olacak, haberin yok. Ya. Niye ki? İşte. Ha şey mi, daha mı cehennem var? Ay Allah verme, tövbe yarabbim. Biz cennete mi gideceğiz? Niye gitmiyorum? Kız, ben kalbi kötü bir kadın değilim ki. Sadece tamam, kalbin ama iyi olması kurtarmıyor, evet, biliyorsun değil mi? Şeylerimi yerine getirmediğimi biliyorum ama. Hem suçlu hem güçlü. Ay kurban olduğum Allah. Allah bizi affetsin inşallah. Amin. Kötülük yapmayalım, ne yapalım. En azından bu da bir kurtuluş. Evet, gördüğünüz gibi hamuru toparlıyorum. Bazı şeyler böyle Serpil gelir, boğazının ucunda kalır, çıkamaz. Bazı şeyler öyle işte. Nasıl vereceksem o hesabı da bilmiyorum ama Allah'ım yardım etsin. Etsin etsin. Niye ona bir güç şeyim yok böyle yani? Bence geç olmadan sen yaparsın her şeyi. Ben senden umutluyum aşkım. Aslında çok isterdim biliyor musun? Bütün dini görevlerimi yaparsın. Layıkıyla yerine getireyim. Kesinlikle yaparsın. Tövbe yarabbim, tövbe köşe. Şimdi efendim bakın ekmeğimizi yoğurduk. O dursun, içine almayacak mıyım? Aa, doğru söylüyorsun. Ama öbürü var gerçi, öbürünü alırım. Alabilirsin. Şimdi bakın o kadar güzel ki. Ama ekmek hamuru dediğinizde birazcık fazla yoğrulmayı seven bir hamur olduğunu gözden kaçırmıyoruz. Her şeyiyle toparlandıktan sonra bir 10 dakika kadar vaktiniz varsa masada yoğurma işlemine devam etmek zorundayız. Bakın şöyle sürekli içe doğru katlayarak ve en sonunda da şöyle birazcık un serpip masaya şöyle sürekli katlayarak aslında iç gözeneklerini sağlayabilmek adına şöyle ne kadar çok katlarsak ekmeğinizi dilimlediğiniz takdirde o içindeki gözenekleri daha net görebileceksiniz. Bunun da şöyle kısaca bir bilgisini vereyim. Malum pandemi evresinde ne çok ekmek yaptık, ne çok tarif paylaştık sizinle. Yapmayana. Evde açıkçası ekmek yapmayan kimse kalmamıştı. Çok da güzel oldu bak, tam buğday unundan. Şöyle. Evet, bir ilk bakışta şey gibi durdu ama sonra baktım ki onlar bu tam buğday unuyla karışık ya. Çok güzel özleşti. Ha. Hiç bırakasın yok. Ya iyice yoğuruyorum ki biliyorsun ekmek hamuru yoğrulmayı çok sever. Biz de şöyle yoğurup şekillendirdik. Hep sürekli elinizin içiyle katlaya katlaya diğer elinizle de toparlayarak. Evet. Gel bakalım. Şimdi bu kabardı. Ay küçüyor. Hassas. Nerede? Şöyle. Tabii. Biraz un alıp ilk havasını çıkarmamız gerekiyor. Şimdi ilk havası çıkmazsa ekmeklerde yoğun maya kokusunu hissediyorsunuz. Ve o yoğun maya kokusu gerçekten çok fazla rahatsız ediyor. Hatta yemek bile istemiyorsunuz. O yoğun maya kokusunu alabilmeniz için hamuru çok yoğurmadan, yani böyle kenarlarından havasını aldıktan sonra ne yapacağız? Güzelce şekillendireceğiz. Onu da üstüne örtüyoruz. Sadece 40 dakika kadar dinlenme süresi olabilir. Bakın şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ekmek hamurumuz çıksın bundan. Şimdi bunları toparlayıp beze yapacağız. Küçük bezeler. Şöyle. 9 tane çıtır ekmek. Şunlardan 2 tane daha alalım da 10 olsun. Yok ya, çok küçük olacak yoksa. Ha. İyi oldu. 8 yapaydık o zaman. Tek kaldı 9. İstemem. Ah sen. Ha, kurban olsun. Ah sen. Allah razı olsun. Seni kıracağım sen. Hiç sevmem o 9 rakamını. Niye acaba? Şöyle. Güzelce yoğurup 8 tane minik çıtır ekmek elde edeceğiz efendim. Hamuru bakın böyle yumuşacık bir hamur. Şimdi burada şöyle ben önümü açayım da yakın katlama şekli var burada. Onu göstereyim. Şimdi bakın böyle elimizle açtıktan sonra şurada şunu getirip bir hava verdiriyoruz. Aynı şekilde bu. Üçüncü aşamada şurada bitiriyoruz. Ve elinizle bakın avcunuzun içiyle şöyle uç kısmını ufalayıp çıtır ekmeklerimizin ilkini hazırlamış oluyorum. Ben gideyim bir tane şimdi getireyim. İkinciyi bir daha gösteriyorum. Bakın şöyle pasta tabağın çay tabağı kadar büyütüp şuradan şöyle katlayarak geliyorum. Üçüncü de şurada birleştiriyorum ve şu uç kısımlarıyla sadece, bakın orta kısmına hiç bastırmıyorum. Uç kısımlarıyla bir yuvarlama yapıp şöyle uzun ince somon ekmek haline getiriyorum. Ve hepsi bitene kadar aynı işlemi yapacağız. Şöyle katlaya katlaya gideceğiz. Gerçekten ekmek yapımı bir sanat diyorum ben. Çok güzel bir sanat. Birazcık ayrık koyun ki çok güzel kabaracak çünkü. Şöyle bak. Şöyle geldik. Hamurunuzu yoğurduktan sonra şekillenmesi ve yapımı o kadar kısa sürüyor ki hiç yorulmuyorsunuz. Burada hamurun mayalam, birazcık un koysaydık da yapışıyor ya. Çünkü o kadar güzel bir hamur var ki zaten ele yapışan bir hamur yaptığınızda daha çıtır çıtır, daha güzel kabarmış ekmekler elde edersiniz. Şimdi ben bunların üzerine bir de tırtıklı bir bıçakla kesikler atacağım. Bir de üzerine fırça yardımıyla ıslatacağım. Çok güzel olacak. Niye ben senin kolunu çarpıştırıyorsam dibine geldim. Güzelce yuvarlayıp tombiş tombiş minik ekmekler elde ettim gibi gözüküyor şu an. Şöyle katlama. İçindeki gözenekleri sağlayacak olan şu aşamada katlama yani. Katladıktan sonra da o güzel ekmek görüntüsünü sağlayacağız. Şöyle uç kısımlarını ovallaştırıp şurasını böyle birazcık tepecik bırakıyorum. Ve fırın tepsimin içerisine alıyorum. Sonuncusunu da yapalım şimdi beraber. 1, 2 ve 3. Buradan kapadım. Geldim. Burada şöyle yuvarladım. Bu da yuvarlanmadı. Çok kullandım. Harika. Sen burayı al istersen. Senin temiz tarafı alayım. Aynen, ben şunları şöyle yapayım. Efendim, ikinci şifre tüm. Ekranda görüyoruz şu an. İkinci şifre tüm. Üçlü mini tencere seti veriyoruz. Tezgahın üstünde şıkır şıkır. Az yemekleriniz kaldığında, küçük aileyseniz, 2 kişilik ailelere ideal. Minicik bir çorba, pilav, ana yemeği yapabileceğiniz üçlü mini tencere setimiz. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda son videonun altında yapabilirsiniz. Tırtıklı bıçağını arıyorsun değil mi? Evet. Hı. Suyun ve şeyin de orada. Şimdi aynen. Ekmek her zaman söylüyorum. Suyu çok sever ve sulu ortamda pişer. Açıkça söyleyeyim. Şöyle yakına geleyim. Annemden çok hoşlanıyor. Şöyle yakın kamerayla çekelim. Şimdi ilk etapta kesmeden şöyle bir üzerine bolca bir su ile fırça yardımıyla suluyorum. Yani aynı böyle bir çiçeği sular gibi. Şöyle güzelce suluyorum. Bakın pişirme kağıdımın üstünde de su taneleri var. Bu daha iyi pişmesini sağlayacak. Nemli ortamda pişiriyoruz. Bunu da zemine koyalım fırında. Okay. Sonrasında tek hamleyle yapmanız gerekiyor bu. Şuradan başlıyorum. Bakın şöyle bismillahirrahmanirrahim. Tek hamleyle kesik atacağız. Ya dilerseniz direkt şöyle. Bunu bir tırtıklı bıçak yardımıyla daha rahat yaparsınız. Ya da şöyle yarım ay şeklinde. Ben bunu da çok seviyorum. Yarım ay şeklinde. Ya da dediğim gibi tek seferde. Şöyle ortasından yarıyoruz. Aynı şekilde burada da şöyle yarım ay şeklinde kimisini tek seferde ortadan şöyle ve ortadan şekillendiriyoruz. Bu pişerken ayrılıyor. Ayrıldığında da çok güzel bir görüntü elde ediyor aslında. Böyle baktığınızda aynen minicik somon ekmekler elde etmiş oluyorsunuz. Şöyle dilerseniz çok az karnıyarıkların kenarına koyuyoruz. Ekmeğin üstünüze susam, çörek otu serpebilirsiniz. Tam böyle göze hoş gözükecek bir tarif olacak bence bu. Ve çıtır çıtır bir tabakası olacak. Çünkü mayasını da önden aktifleştirdiğimiz için çok da başarılı olacak açıkçası. Çocuklara sandviç yapın, mis. Evet, şimdi tam zaten piknik zamanı geldi. Gidiyoruz pikniğe. Oh. Bir gün beni de çağırsana giderken. Gelecek mi? Evet. Ben hiç pikniği sevmem ama senin için gideyim bari. Ya niye? Ne bileyim ya. Çok külfet geliyor bana. Evden doldur. Patates, poğaçasını, şeyini, kaplar, örtü, eve geldi o çatal dağıldı, bıçak kirlendi. Ay, hiç benlik değil. Git kardeşim, ne güzel şimdi böyle piknik. Her şey hazır. Gidiyorsun böyle mis gibi, her şey hazır. Ama onu da yıkayacaksın, piknik setlerini de. Tabii anam hayatta atmaz. Anam tek kullanımlık bardakları bile yıkıyor. Vallahi ya, anam hayatta öyle şeyleri atmaz. Ben de onun kızıyım. Böyle şeye gidince parka, orada bizim ada park lazım var. Lazım olur diye. He, orada götürüyor, onları kullanıyorsun. Bir daha para mı vereceğiz? İşte kadın. Kadın var, he, kadın var. Görüyor musun? Kadın işte. Ha. Sıfır atık. Kadın sıfır atık direkt. Minne vallahi bak. Efendim, çiziklerimizi attık. Fırınımızı fanla 200 dereceye getirdik. Zeminde suyumuz var. Görüyor musunuz suyumuzu? Ben, evet gözüküyor şu an ekranda. Zeminde o suyu kasenin içerisine koymamamızın nedeni fırında ekmek pişer ve kabarırken o zemindeki suyun içerisinden alacak, içerisinin buharını sağlayacak. Bu gerçekten çok ince bir detay. Zeminde su olduğunda aynı cheesecake yapar gibi burada ekmeğin içinin nemli bir şekilde pişmesini sağlayacak. Fırınımızda 180-200 arası ekmekler çıtır çıtır olacak. Çok iyi. Ben çıkarayım mı? Gel gel bir tipine bak. Aç bakalım. Bak bak. Büyüyünce ekmek olacak annesi bunlar. Bak bak. Bak bak bak. Senin 40 fırın ekmek yemen lazım, ha, biliyor musun? Normal altın ekmek görüntüsüne gelmen için. Dur. Ateşe elini uzatan şefler. Az daha kızarsınlar mı? Bence birazcık daha kızarsınlar ama şunu bence şöyle yapayım ben. Ters düz. İbrahim çekerken şöyle döndürüyorum. Annem büyüyecek de ekmek olacak. Bak şuraları da şöyle hatta yapalım. Bir tık daha pembeleşti ama çok iyi olmuşlar. Keşke kokusunu gönderebilsek ya. Vallahi billahi. Efsane bir kokusu var. 200'e aldım. Yükselinde. Allah'ım ekmeklerim yandı. Bismillahirrahmanirrahim. Aa yandı mı? Hep Yüksel'in yüzünden. Yanmadı. Tam kıvamında yakaladık. Vural abi oradan izliyordu. Yansa bize söylerdi. Aman 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 bakar mısınız ya? Bakar mısınız? Bu büyümüş de ekmeklik olmuş. Şunun çiziği çok iyi ama. Bak şuna bak. Bak. Nermin tulum peyniriyle tereyağı koysak mı arasına? Ya sen nasıl güzel bir şeysin. Vallahi olur he. 200'e çevirdim. Serpil şey alabilir miyim sunum? Annesi onları şunlara koyalım mı? Ya nasıl ne güzel dersin? Bir şeysiniz ya. Maşallah. Evet bunu koyalım. Valla bak ekmek olmadan nedense doymuyoruz. Bak gittiğim, röportaj verdiğim, Balıkesir'den getirdiğiniz sepete koyun diyor. Doğru. Balıkesir'den de sepet getirdik. O senin canım, bizim değil. Biz bizimkileri götürdük. Sana gelmiştik. Seninkini de yere düşürdük de koyalım. Ne? Buradan bu gidiyor biliyor musun sesin? Dur ben, ay boş ver Yüksel konuşuyor bırak. Tamam, bir şey olmaz böyle koy. Masanın üstündeymiş. Yok onunkini yere düşürdüm. Olmaz. Tamam. Böyle koyduk. Ponçik yere düşürdüm aşkım, olmaz o. Ah. Kabını da kırdım ya onun için. Valla. Koymak istiyor musun? Getir kız. Siliveririz, bir şey olmaz. Daha güzel olacak. Valla ha. Siliver bakayım Serpil. Kız yapımcım istemiş. Tamam koyuyorum işte. Ekmek parası kız kovacak işten. Getir. Adamın tepsisini nasıl düşürdüm için. Ay az daha kırıyordum hepsini ha. Yüksel bütün bilerek düşürmüştür o diyor. Ya vallahi değil. Biliyorsun adresi bulamayıp gezdik. Acilen kanala girmem gerekiyor. Ümraniye'yi fethettik. Bir de acil girmem gerekiyordu ya ondan. Ay ne geceydi. Ver. Serpil yani... Allah aşkına annem gibi gittin, el peçetesini koydun şunun içine. Bizim böyle güzel sarı peçetelerimiz var, kırmızı var. Ama benim annem de bak böyledir. İyi farkındaysan o annenin de kızı sensin. İyi para verip aldığı peçeteleri varmış. Detayı, iyi para verip. Şimdi bak alıyorlar böyle havlu peçete. Yani aldık orada duruyor, tozlanıyor. Kullanalım. Vallahi bak Balıkesir'den bize hediye verdiler. Bunun içerisinde zeytinyağı falan vardı sağ olsunlar. Bize gönderdiler. İçerisinde zeytinyağı, işte kuru meyveler falan filan. Bak sepetleri çok hoşmuş. Ben de benimkini anacığıma vermiştim. Neyse anacığım. Nermin! Ah bak, bir dedim 5 ver. Bak görüyor musun? Hangisini alsam acaba? Sarı kırmızı var, beyaz var, yeşil var. Sarı kırmızı sevmem. Ha ben de lacivert olaydı iyi olurdu değil mi? Utandım mı diyor Yüksel. Neden? Bu kadar peçete varken beyaz peçete açtın ya. Ya pratik olsun diye be. Üşendim demiyorsun, pratik olsun diye. Hadi aşkım gel oradan, yemek yapacağız. Burada oturup sayısını seversen. Gel boş ver annem gel. Şimdi bakın, şunu şöyle açalım. Bak. İki renk yapalım. Üstüne de. Gel istersen. Hayatınızda eğlenceli kişiler olması lazım. Yoksa hayat geçmez. Yeşil de vardı. Selamünaleyküm, hoş geldin. Aleykümselam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok şükür Allah. Çoluk çocuk herkes iyiler. Ay selamları var Nermin. Aleykümselam. Yeşil de vardı, getirsene miydim? Yok yeter aşkım. Abim ne yapıyor? İyi vallahi, en son gördüğümde iyiydi. Çok şükür. İyi mi? Adama iyi bakıyorsun değil mi aşkım? Ay kilo verdin Nermin, gıcık oluyorsunuz. Gıcık olma, kilo versin işte. Herkes kilo vermeye çalışıyor. Ama kilo verince yanakları çıktı. Ya bak nasıl oldu. O beyaz peçeteyle böyle olabilir miydi? Bak. Tablo gibi. Yakın çekiyoruz burada. İbrahim görüyor yakın. Bak. Aman Allah'ım. Vallahi çok güzel. Hele şuna bayalım. Bunun en güzel bunun bir şey görseli oldu. Francalı ekmek gibi oldu vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.